beyin dediğimiz organın yapısını incelemeye kalkarsanız, moleküler analizlerini yaparsanız, laboratuvarda incelerseniz, hepinizin mutfağında bulunan malzemeler dışında beyinde bir şey yoktur. 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram da tuz. Beynin bütün yapısı bundan ibarettir. Evrendeki en karmaşık şey, hepinizin mutfağında bulunan bu malzemelerden oluşuyor. Bir hayal edin, o yağ dediğim tereyağı, işte protein, yağsız et gibi düşünün. Efendim bunların hepsini bir kaba koyup karıştırdığınızda iğrenç bir bulamaç elde edersiniz. Ama hepimizin kafasının içerisinde yaklaşık işte 1,5 kilodan daha hafif olan beyin sadece bundan ibaret. Nasıl oluyor da evrendeki en karmaşık şey oluyor? Burada benim mesleğim fizyoloji. Fizyoloji canlının mantığını araştıran bilim demektir. Yani canlının nasıl çalıştığını anlamaya çalışırız biz. Canlılığın henüz tarifini yapabilmiş bir tek insan gelmemiştir bu yeryüzüne. Bilimsel olarak canlılığın ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama canlılık bu basit maddeyi alıp bu kadar karmaşık hale dönüştürebilme kuvvetinin adıdır aslında. Hepimizin bildiği maddeden, yani şu duvarın, tahtanın, masanın, işte etrafımızdaki bütün maddenin yapılı olduğu örgü neyse biz de aynı şeyden yapılıyız. Ama bir taştan, bir duvardan, bir şeyden farklıyız gördüğünüz gibi. Sürekli değişiyoruz, deviniyoruz, adapte oluyoruz. İşte bir de bir iç dünyamız var biliyorsunuz. Bambaşka, çok boyutlu bir varlığız biz. Bunun bu maddeyle nasıl mümkün olduğunu bilen yok. Hal böyle olunca tanımını bile yapamadığımız bir şeyle uğraştığımızı öncelikle hatırlatayım. Bilim adamından bu anlamda çok fazla cevap alamamak genellikle dünya genelinde insanlarda böyle bir depresyon oluşturuyor. Ya sen haftada $1 milyon harcıyorsun. Abi şu işte benim niye hatıramı silemiyorsun? Niye beni süper zeka yapamıyorsun? Niye bilmem ne yapamıyorsun diye bilim adamlarına çok kızıyorlar. Ama esas sorunu biraz anlatabildim mi? Çok basit ama anlaşılmaz. Ve beynin biraz önceki sorulardan da ilham alarak şunu söyleyebilirim. Hepimiz beyni bilelim ya da bilmeyelim onu bir bilgisayar gibi düşünme eğilimindeyiz. Böyle içine bir takım bilgiler dolduruyoruz. Sonra bunları yeri geldiğinde hatırlıyoruz. Ama beynimiz asla bilgisayar gibi çalışmıyor. Çünkü bilgisayar bizim yaptığımız bir şey. Çok basit bir şey. Ve bu basit şey bizden varlık olarak çok düşük. Düzey olarak. Eğer biz bu muhteşem şeyi ona benzeterek anlamaya çalışırsak ikilemde kalıyoruz. O zaman hatıralarımızı sanki bir bilgisayara kaydedilmiş efendim bir takım yazılar ya da görüntüler gibi algılama eğilimine giriyoruz ki öyle değil. İsterseniz o konuyla ilgili bir ufak deney yapabiliriz. En eski hatırladığınız anıya zihnen bir gidin mesela. En eski neyi hatırlıyorsunuz? İşte 5-6 yaşlarından herhalde 10 yaşlarından bir şeyler hatırlıyordur herkes. O günlere bir gidin mesela, tercihan sizi duygusal olarak etkileyen bir şey olsun. Herkes bir şey hatırladı mı? Şimdi o hatıranın detaylarını düşünmeye çalışın. Eğer karşınızda HD film oynatan bir televizyon ekranı olsaydı ve anıları onda seyrediyor olsaydınız, detaylarına girmek için şu iPad'de falan yapıyoruz ya, büyütüyoruz ya, büyütseniz ne görecektiniz? Piksel piksel bir sürü anlaşılmaz görüntü. Ama düşünürseniz, özellikle evde mesela konsantrasyon halinde o eski anılarınızı düşünmeye başlayın. Bir sürü anıya bağlayacak sizi. Oradan oraya sıçrayacaksınız. Kokular, renkler, boyutlar. Yani hiç de bilgisayar gibi kaydedilmiş bir şey değil. Ve muhtemelen hiçbir şeyde olduğu gibi hatırlamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Her şeyi farklı tekrar üreterek, ekleyerek, çıkararak tamamen şu andaki durumunuza uygun olarak hatırlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi hal böyleyken, bu beyin bilgisayar gibi çalışmazken ne gibi çalışıyor? Bildiğimiz hiçbir şey gibi çalışmıyor. Netice itibariyle herkesin emin olabileceği bir tek şey var bu dünya hakkında. René Descartes'ı bilirsiniz. Hani şu düşünüyorum öyleyse varım diyen adam. O sözün önemi şuradan geliyor. Bu dünya hakkında emin olabileceğiniz bir tane gerçeklik vardır. Her birimizin bireysel olarak bilebileceği tek bir şey vardır. O da kendi düşünmesi hakkında düşünebilen insanın kendi zihnidir. Onun dışında diğer insanların zihninin varlığının yokluğunun konusundan bile emin olamazsınız. Çünkü hiç kimsenin kafasının içerisine girip de onun zihnini doğrudan deneyimleme, nasıl bir hayat, nasıl bir deneyim tecrübe ettiğini görebilme, hissedebilme şansınız yok. Dolayısıyla bir tek emin olabildiğimiz bir şey var. Şu kafamızın içerisinde dönen düşünceler ve onu düşünen ben.
Descartes'in bu lafını ben anlamakta çok uzun süre sıkıntı çekmiştim. Ama beyin bilimleriyle çalışmaya başlayınca bir şey fark ettik. Matrix diye meşhur bir film vardı. İzleyenleriniz var mı aranızda? Matrix tuhaf bir filmdir. Yani insanlar böyle aslında kavanozlarda yaşıyorlar falan. Onlara bilgisayar sahte bir dünya rüyası gördürüyor sürekli. İnsanlar yaşadıklarını sanıyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız hayat da aslında sinir bilimsel olarak baktığınızda biraz böyle gibi gözüküyor. Cüneyt'e hayırlı akşamlar. Öncelikle böyle güzel bir yerde, böyle güzel insanlarla birlikte olmak çok güzel. Sağ olun davetiniz için. Benim sesimi alabiliyor musunuz acaba? Tamam, şimdi birazdan yükselir. Ben bir tıp fakültesinde fizyoloji ana bilim dalında hocalık yapıyorum. İşim insan fizyolojisi, özel çalışma alanında beyin fizyolojisi. İnsan beyni, davranış vesaire ilişkileri üzerinde araştırma yapmaktan ziyade severek öğrenmeye çalışıyoruz diyelim. Çünkü bu mesele çok karışık bir mesele. Özellikle de bugün işte konuştuk ne konuşalım diye bu akşam. Özellikle inanç ve beyin bilimleri arasındaki ilişkiler konusunda şu son 20-30 yılda neler yapılıyor? Bilim adamları bu işte inanç dediğimiz üstün faaliyet, karmaşık faaliyetle ilgili neler söyleyebiliyor? Ben biraz onlarla ilgili bir özet yapmaya geldim size. Çünkü benim işi bilebildiğim kısmı bu. Fakat öncelikle bir konuda uyarmam lazım. İnanç dediğimiz iş oldukça karmaşık bir şey. Ve bilim çok basit bir şey. Dolayısıyla bu ikisini birbirini açıklayacak şeyler şeklinde düşünmek ilk başta çok doğru değil. Bilimsel olarak bildiğimiz çok az şey var. Fakat bunu hepimizin günlük hayatında deneyimlediği şeylerle birleştirirsek çok daha güzel şeyler ortaya çıkarabileceğiz diye düşünüyorum. Bu arada yediklerim hareket ediyor hafiften. Ama ondan da yani sizin yüzünüzden onu da ara ara artık yerine oturtacağız. Öncelikle bu konuyla ilgili özel merak ettiğiniz bir şey var mı? Onu sorayım. Böyle bir sohbet havasında geçsin istiyorum. İlk topu burada dostlarımıza bir atalım. Mesela bir beyin adamı ya bir beyin bilim adamına sokakta görseniz ilk sormak isteyeceğiniz bir şey olur muydu? Böyle ya şunu çok merak ediyorum da bu iş nasıl oluyor falan filan diye bir aklınıza takılan bir mevzu var mı? Benim var aslında. Önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde beyin nöronlarını kontrol ederek kişinin tamamen yalan söyleyip söylemediğini anlamanın mümkün olacağını söylüyorlar. Bunun doğruluk payı nedir? Ben pek inanamıyorum ama. Ona gelelim. Evet, güzel. Başka var mı böyle soru? Beynimizde kaçıncı sözcük efendim? Beyin muammasının. Yüzde hiç. Yani çok büyük bir muamma var karşımızda. Birazdan bahsetmeye çalışacağım ondan. Buyurunuz. Ben de şüpheden inanca nasıl geçiyoruz? O aşamada neler oluyor? Merak ediyorum. Şüphesi evet. Vallahi bilmiyorum. Hafıza ile ilgili. Keşke bilsem. Hafıza ile ilgili benim. Çok sıkıntım var yani. Hafıza. Burada girmeyecektik ama ona özel bir o zaman ufak bir bölüm ayıralım. Bir de ben bir şey daha sormak istiyorum. Dogmatik bilgileri beyin nasıl bu kadar kolay benimseyebiliyor? Bunu da merak ediyorum. Çok güzel soru. Bunu özel açalım. Oldu mu? Bunu sona doğru hatta böyle tam kıvama gelince ortam özel olarak bunu konuşalım. Dogmatik bilgi derken hani aslında bilmediğimiz, sorgulayamadığımız hemen pat diye inandığımız şeyleri kastediyoruz. Güzel. Başka var mı böyle? Buyurunuz. Gerçekten yaşanmış çok olumsuz bir olayı silme ihtimali var mı? Unutma, vazgeçme. Yani pek öyle direkt dışarıdan yok ama çeşitli kandırmaca yöntemleri kullanıyorlar uzmanlar. Onu da konuşuruz. Bunu da bana bir hatırlatın olur mu unutursam? Bunu da konuşalım. Başka böyle bu konuyla ilgili aklına bir şey olan? Bir dost sohbetinde inançla ilgili konuşurken şöyle denmişti. Bir çip var herhalde beyinde. O çip varsa inanç oluyor, yoksa olmuyor. Yani inançlı olduğu düşünülen deneklerde ve tam tersinde. Böyle bir çalışma yapılmış mı? Yani beynin alanlarıyla ilgili. Şimdi öncelikle beyin hakkında ne kadar bilgimiz var bilmiyorum ama ben hep beyinle ilgili konuşmaya başlamadan önce bir tek şeyi önemsiyorum. Onu hep söylemek isterim. Beyin bu kainattaki en karmaşık şeydir.
İnsan, canlılık zaten çok karmaşık bir şeydir de, beyin bunun şahikasıdır adeta. Dolayısıyla onunla konuşurken, hani ben size bir şey anlatırken anlıyormuşum gibi gözükürsem eğer, sakın inanmayın, öyle bir şey. Bilimsel yöntemle görebildiğimiz, anlayabildiğimiz kısmı çok küçüktür, çok az bir kısmıdır. Ama demin dediğim gibi gerçek hayat tecrübesiyle birleşmeyen, onunla bir anlam ifade etmeyen bilimsel bilgi son derece sası ve kısıtlıdır. Niye? Beyin dediğimiz organın yapısını incelemeye kalkarsanız, moleküler analizlerini yaparsanız, laboratuvarda incelerseniz, hepinizin mutfağında bulunan malzemeler dışında beyinde bir şey yoktur. 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram da tuz. Beynin bütün yapısı bundan ibarettir. Evrendeki en karmaşık şey, hepinizin mutfağında bulunan bu malzemelerden oluşuyor. Bir hayal edin, o yağ dediğim tereyağı, işte protein, yağsız et gibi düşünün. Efendim bunların hepsini bir kaba koyup karıştırdığınızda iğrenç bir bulamaç elde edersiniz. Ama hepimizin kafasının içerisinde yaklaşık işte 1,5 kilodan daha hafif olan beyin sadece bundan ibaret. Nasıl oluyor da evrendeki en karmaşık şey oluyor? Burada benim mesleğim fizyoloji. Fizyoloji canlının mantığını araştıran bilim demektir. Yani canlının nasıl çalıştığını anlamaya çalışırız biz. Canlılığın henüz tarifini yapabilmiş bir tek insan gelmemiştir bu yeryüzüne. Bilimsel olarak canlılığın ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz ama canlılık bu basit maddeyi alıp bu kadar karmaşık hale dönüştürebilme kuvvetinin adıdır aslında. Hepimizin bildiği maddeden, yani şu duvarın, tahtanın, masanın, işte etrafımızdaki bütün maddenin yapılı olduğu örgü neyse biz de aynı şeyden yapılıyız. Ama bir taştan, bir duvardan, bir şeyden farklıyız gördüğünüz gibi. Sürekli değişiyoruz, deviniyoruz, adapte oluyoruz. İşte bir de bir iç dünyamız var biliyorsunuz. Bambaşka, çok boyutlu bir varlığız biz. Bunun bu maddeyle nasıl mümkün olduğunu bilen yok. Hal böyle olunca tanımını bile yapamadığımız bir şeyle uğraştığımızı öncelikle hatırlatayım. Bilim adamından bu anlamda çok fazla cevap alamamak genellikle dünya genelinde insanlarda böyle bir depresyon oluşturuyor. Ya sen haftada milyon dolar harcıyorsun. Abi şu işte benim niye hatıramı silemiyorsun? Niye beni süper zeka yapamıyorsun? Niye bilmem ne yapamıyorsun diye bilim adamlarına çok kızıyorlar. Ama esas sorunu biraz anlatabildim mi? Çok basit ama anlaşılmaz. Ve beynin biraz önceki sorulardan da ilham alarak şunu söyleyebilirim. Hepimiz beyni bilelim ya da bilmeyelim onu bir bilgisayar gibi düşünme eğilimindeyiz. Böyle içine bir takım bilgiler dolduruyoruz. Sonra bunları yeri geldiğinde hatırlıyoruz. Ama beynimiz asla bilgisayar gibi çalışmıyor. Çünkü bilgisayar bizim yaptığımız bir şey. Çok basit bir şey. Ve bu basit şey bizden varlık olarak çok düşük. Düzey olarak. Eğer biz bu muhteşem şeyi ona benzeterek anlamaya çalışırsak ikilemde kalıyoruz. O zaman hatıralarımızı sanki bir bilgisayara kaydedilmiş efendim bir takım yazılar ya da görüntüler gibi algılama elimine giriyoruz ki öyle değil. İsterseniz o konuyla ilgili bir ufak deney yapabiliriz. En eski hatırladığınız anıya zihnen bir gidin mesela. En eski neyi hatırlıyorsunuz? İşte 5-6 yaşlarından herhalde, 10 yaşlarından. Bir şeyler hatırlıyordur herkes. O günlere bir gidin mesela. Tercihan sizi duygusal olarak etkileyen bir şey olsun. Herkes bir şey hatırladı mı? Şimdi o hatıranın detaylarını düşünmeye çalışın. Eğer karşınızda HD film oynatan bir televizyon ekranı olsaydı ve anıları onda seyrediyor olsaydınız, detaylarına girmek için şu iPad'de falan yapıyoruz ya, büyütüyoruz ya, büyütseniz ne görecektiniz? Piksel piksel bir sürü anlaşılmaz görüntü. Ama düşünürseniz, özellikle evde mesela konsantrasyon halinde o eski anılarınızı düşünmeye başlayın, bir sürü anıya bağlayacak sizi, oradan oraya sıçrayacaksınız, kokular, renkler, boyutlar. Yani hiç de bilgisayar gibi kaydedilmiş bir şey değil. Ve muhtemelen hiçbir şeyde olduğu gibi hatırlamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Her şeyi farklı tekrar üreterek, ekleyerek, çıkararak tamamen şu andaki durumunuza uygun olarak hatırlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi hal böyleyken, bu beyin bilgisayar gibi çalışmazken, ne gibi çalışıyor? Bildiğimiz hiçbir şey gibi çalışmıyor. Netice itibariyle herkesin emin olabileceği bir tek şey var bu dünya hakkında. René Descartes'ı bilirsiniz, hani şu düşünüyorum öyleyse varım diyen adam. O sözün önemi şuradan geliyor. Bu dünya hakkında emin olabileceğiniz bir tane gerçeklik vardır. Her birimizin bireysel olarak bilebileceği tek bir şey vardır. O da
kendi düşünmesi hakkında düşünebilen insanın kendi zihnidir. Onun dışında diğer insanların zihninin varlığının yokluğunun konusundan bile emin olamazsınız. Çünkü hiç kimsenin kafasının içerisine girip de onun zihnini doğrudan deneyimleme, nasıl bir hayat, nasıl bir deneyim tecrübe ettiğini görebilme, hissedebilme şansınız yok. Dolayısıyla bir tek emin olabildiğimiz bir şey var. Şu kafamızın içerisinde dönen düşünceler ve onu düşünen ben. Descartes'in bu lafını ben anlamakta çok uzun süre sıkıntı çekmiştim. Ama beyin bilimleriyle çalışmaya başlayınca bir şey fark ettik. Matrix diye meşhur bir film vardı. İzleyenleriniz var mı aranızda? Matrix tuhaf bir filmdir. Yani insanlar böyle aslında kavanozlarda yaşıyorlar falan. Onlara bilgisayar sahte bir dünya rüyası gördürüyor sürekli. İnsanlar yaşadıklarını sanıyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız hayat da aslında sinir bilimsel olarak baktığınızda biraz böyle gibi gözüküyor. Gözüme gelen ışık sizi görmemi sağlıyor. Sizden yansıyan ışık gözüme düşüyor. Fakat bunu gören yerin beyin olduğunu biliyoruz. Çünkü gözüm ışığı elektriğe çevirip beynime gönderiyor. Benim beynim ışık tutsam ışık göremeyecek kadar kabiliyetsiz bir organdır. Tek yapabileceği şey gözden gelen elektriği alır. Bunu görme olarak yorumlar ve bir dış dünya resmi çizer benim için. Ama bakın beyin karanlık bir kutunun içinde, buraya hiçbir şekilde ışık ulaşmaz. Göz denen bir uzantısı sayesinde ışığı alır, onu elektriğe çevirip beyne gönderir. Ses, şu anda beni duyanlar sesimi kulakları aracılığıyla elektriğe çevirip beyinlerine gönderiyorlar. Beyin bir ses, söz algılıyor burada. İçeride olan her şey, dışarıda eğer varsa olan bazı değişimlerin beyninize elektrik halinde iletilmesi sonucu oluşturulan bir tiyatro. Her birinizin şu anda beni görüyorsunuz zannediyorum. Nasıl bir şey görüyorsunuz hiç bilmiyorum. Çünkü hepiniz zihinlerinizin içinde başka bir resme sahipsiniz. Beynimiz benzersiz olduğu için aynen parmak izimiz gibi. Hepinizin o tiyatrosu farklı. Ama dış dünya dediğiniz şeyin tamamının şu kafanın içerisinde üretilen bir görüntü olduğunu, bir deneyim olduğunu bildiğiniz anda hayatla ilgili çok önemli bir yere varıyorsunuz. Bu deneyim tamamen size ait. İster sıradan bir araba kullanmak, yemek yemek eylemi olsun. İsterse bir dinsel, efendim bu aşkın bir deneyim olsun. Ne olursa olsun bunların hepsi sizin zihinsel dünyanızda meydana gelen ve dış dünyadan alınan ipuçlarıyla bir şekilde kotarılan şahsi bir şey. Öznel, size ait yani. Şimdi böyle olunca beyinlerin benzersizliğini de düşündüğünüzde bütün insanlar için geçerli bir takım kurallar, kaideler çıkarmak biz bilim adamlarını oldukça aşan bir şey. Ama biz ne yapıyoruz? Beyinleri izleyebiliyoruz. Bugün çok enteresan gelişmiş teknolojilerimiz var. Beyni canlı olarak, mesela siz şu anda beni dinlerken beyninizde neler oluyor diye. Gerçi alet bu odaya sığmaz, biraz büyük ama şimdi daha da inşallah ileride küçülür. Öyle aletlerle beyninizi tarayarak şu söylediğim sözlere beyninizin nasıl tepki verdiğini canlı yayında izleyebiliyorum. Ve bu olaylara bakarak şunları söyleyebiliyorum. Beyin, insan şunu yaparken şurası böyle çalışır, bunu yaparken burası böyle çalışır diye beynin bir haritasını çıkarmaya çalışıyorum. Fakat en sonda özellikle arkadaşım, isminiz neydi? Sait. Sait'in sorusuyla ilgili konuşurken en sonda, hani beyin dediğimiz ve beyin görüntüleme dediğimiz işlerin ya da beyin bu işleri nasıl yapıyor diye çıkarttığımız haritaların sebep mi sonuç mu olduğunu bilemediğimizi, yani beynin müsebbip mi yoksa sadece bir araç mı olduğunu çok bilmediğimizde en sonunda bir konuşacağız. O da bizim temel sorunlarımızdan bir tanesi. İnsan beyniyle ilgili çok fazla detay vardır, gerek yok. Bilmemiz gereken birkaç temel şeyi hatırlatayım konumuzda ilerlemeden önce. Bir, beynimiz kabaca üç katlı bir yapıdan oluşur. Üç kat vardır. En alt katı şu anda nefes almanızı, kalbinizin atmasını, kanınızın deveran etmesini, yutkunmanızı vesaire sağlayan bazı kontrol merkezlerini içeriyor. Şu ensenizin arkasında kalan beyin sapı dediğimiz bölge bu işe yarıyor. Buraya araştırmacılar sürüngen beyni adını da verirler. Çünkü sürüngenlerde sadece beyin olarak bu kısım vardır. Onun üst katları yoktur. Bizim beynimizin bir üst katı daha var. Buna duygusal beyin yahut memeli beyni deniyor. Memeli canlıların birçoğu sadece bu beyinle ve altındaki kısımla idare ediyorlar. Burası da bizim itkilerimiz, dürtülerimiz, iştahlarımız, hani o nefsi isteklerimiz falan dediğimiz şeyler var ya, onları hep sürekli konfor arayan, yemek içmek isteyen falan, hep güzellikler falan isteyen yer var ya, böyle doymayan bir türlü. İşte o beynin orta katı.
En üst katı ise en gelişmiş halde insanda mevcut. Biraz da böyle tipi insana benzeyen diğer canlılar var ya, maymunlar falan. Onlarda da kısmen var. Dünyayı şuurlu olarak algılamamıza, akıl yürütmemize, plan yapmamıza, irade kullanmamıza vesaire imkan sağlayan bazı gelişmiş devrelere sahip. Şimdi bu üçü arasında enteresan bir ilişki var. Bunu da en kolay Ramazan örneğini vererek anlatabiliyorum. Ramazan günü diyelim cayır cayır sıcak bir günde oruç tutuyorsunuz. Akşam saatleri, iftara yarım saat falan var. Pidecinin önünden geçiyorsunuz. Ya hadi pide sevmiyorsunuz diyelim, Karatay diyetine tabisiniz. Kebapçının önünden geçelim. O sırada gelen yemek kokusuyla insanın aldığı halini düşünelim. Hani böyle çok benim gibi nefis tezkiyesi zayıf bir adamsanız, oradan geçerken bir anda dengeniz, hani bir reklam var ya, açken sen değilsin. Şimdi o reklam ne anlatıyor? Açken yemekle ilgili bir şey duyduğunda insanoğlu ekseriyetle çılgına dönüyor ve bir şekilde ona ulaşamazsa sinirleniyor, bir şeyler oluyor, gerginleşiyor. Mesela Ankara'da iftara yarım saat kadar trafiğe çıkmak akıllıca bir şey değil. Neden? Kan şekeri düşmüş, canı yemek isteyen ve o alt bölgesi bas bas bağıran, bana yemek bul, bana yemek bul diye bağıran insanlarla bir yerde bulunuyorsunuz. Normalde bu arada bu tip bir ibadet bize niye hani önerilmiş? Hani biraz kendimizi kontrol etmeyi öğrenelim, o halle yaşamaya alışalım diye, ama biz o hali değil de iftarı düşündüğümüz için o halle çok fazla hemhal olamıyoruz. Dolayısıyla o sırada böyle bir çılgın sinirlilik hali. Bu durum bize bir şey anlatıyor. Alt tarafın istekleri çok kuvvetlidir. Gönderdiği sinyaller çok cevvaldir. Üstesinden gelmek çok zordur. Ama bizi insan yapan bir özelliğimiz var ki, o diğer canlılarda olmayan bir şey veriyor bize, özellik veriyor. Beynin şu özellikle üst ön kısmı, en üst kat bize ait dedim ya, şunu yapmamızı sağlıyor. Çocuklara yapılan bir deney var, belki rastlamışsınızdır. Çocukların önüne bir tatlı koyuyorlar. Diyorlar ki bu tatlıyı yeme, 2 dakika sonra geleceğiz, biz sana bir tane daha vereceğiz eğer yemezsen. Yersen bir şey yok, sadece bunu yemiş olacaksın. Çocuklar kıvranıyorlar, o bırakılınca orada da bir boşuna. Çünkü çocuğun ön beyni gelişmemiş olduğu için şöyle bir zafiyeti var. Ya ben bunu niye yemiyorum ki? İlerisi için diye bir şey yok çocuk için ve şu anki hazzı ilerideki bir ödül için erteleme yetisi daha gelişmemiş çocuklarda. Tam gelişmemiş. Fakat erişkin bir insana yeterli motivasyonu verirseniz insan 6 ayda orada o tatlıyı yemeden oturabilir. Motivasyona bak. Hatta insanoğlu, bakınız, ödülü bu dünyada bile olmamasına rağmen başka bir alemde alacağına inandığı ödül için en temel biyolojik ihtiyaçlarından feragat edebilecek kadar da tuhaf bir canlı. Bu hayatta bile değil bakın ödülü mesela. Orucu düşün, demin örnek verdik. Öbür tarafta diye ödülü inanıyorsunuz. O kadar uzun erimli bir motivasyonunuz var ki buradaki sistemi bile kesebiliyorsunuz. Bu ne sayede? Üst kattaki fren sistemi bizde çok gelişmiş. Ve aşağıdaki itkilere fren koyabilme yeteneğimiz var. Bununla diğer canlılardan ayrılıyoruz bildiğimiz kadarıyla. Ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir maymun türüne 2 dakika şu muzu yemeden sabret diyemezsiniz. Maymun muzu buldu mu yer. Yani onun için gelecek, efendim ya bekleyeyim bir kariyer yapayım, işte şu yarınki sınav için oturayım, bu akşamki işte eğlenceyi bırakayım, çalışayım gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bizi insan yapan en temel fark kabaca bu. Bu üç katın ilişkisini, sürekli birbiriyle mücadele edişini ve üst tarafın esas fren sistemi olduğunu anlarsak şöyle bir sonuca varıyoruz. Fren sistemi ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar insan haline geliyoruz. Bu sadece yani sinir bilimsel olarak söylediğim şey. Bunu çok böyle büyük içerimler halinde düşünmeyin. Çünkü şöyle bir şey var. Ön bölüm hasar alırsa insanlarda, mesela bazen tümör oluyor, yaralanma oluyor, beynin ön kısmı hasar görüyor. Adeta işte konuşabilen, insan gibi davranabilen bir şempanze ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Ahlaki değerleri bir türlü izleyemiyor, adab muaşeret kurallarını takip edemiyor, geleceğe dair plan yapmıyor, endişesiz falan insanlar ortaya çıkıyor böyle bu hasarlar olduğu zaman. Dolayısıyla anlıyorsunuz ki ha bu fren sistemimiz de bayağı bir kuvvetli. Hepinizin her an canı neler istiyor? Hayatınızın çeşitli dönemlerinde canınız neler istedi? Ve çoğu zaman kendinize hayır, bu burası için uygun değil. Sosyal olarak müsait değil, bunu yapmamalıyım diye sürekli frenliyorsunuz. İşte bizi insan yapan sistem temelde biraz böyle çalışıyor. Diğer canlılarla yapısal olarak
neredeyse hiç farkımız yok. Hatta diğer canlılar deyince genellikle böyle karada yürüyen canlıları falan filan düşünüyoruz ama saksınızda yetiştirdiğiniz bitkiyle, mesela şu çiçeğin hücreleriyle sizin hücreleriniz arasında temelde hiçbir fark yoktur. Bütün canlılar aynı yapı maddelerinden yapılıdırlar. Bizi farklı kılan şu bedensel yapımızdan ziyade bunun organizasyon biçimidir. Ve bu organizasyon biçimi çok 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 üst düzeydedir diğer canlılara göre. Yoksa temel yapı hepsinde aynı. Ve özellikle şu beynin ön kısmının, şu ön kısmının bizi insan yapan bölge olarak çok farklı olduğunu da aklımızda tuttuğumuzda demek ki irade, kendini tutabilme, ileriye matuf olarak bazı davranışları düzenleyebilme meselesinin de bizi diğer canlılardan ayıran en önemli şey olduğunu tekrar ortaya koyabiliriz. Bir başka durum daha var. Bunu maalesef bize okullarda falan öğretmediler, hala da öğretmiyorlar. Ben bütün Türkiye'de bunun propagandasını yapıyorum. Bizim beynimiz duygusal bir yazılıma sahiptir. Mantıklı değildir bizim beynimiz. Az önce bahsettiğim aşağıdaki sistemler var ya, siz mesela gidip kendinize bir kıyafet, bir efendim parfüm, bir yiyecek alacağınız zaman belli kararlar veriyorsunuz değil mi? Gidip şunu almalıyım diyorsunuz. Aslında kararlarınızı hiçbir zaman mantıklı düşünerek vermiyorsunuz. Bugünkü bilimsel araştırmalarla biz bunu görüyoruz. Önce duygusal sahipler hiç size sözlü olarak haber vermeden sizin bir karar vermenizi sağlıyor kafadan. Sonra aklınız, düşünen zihniniz buna bir bahane üretiyor aslında. Biz bunu hep, bu örneği benim vermem biraz tuhaf oluyor ama şampuan örneğiyle anlatıyoruz. Şimdi bakınca pek bizim şampuanlık işimiz yok ama. Şimdi bir şampuan almaya gittiğiniz zaman bir reyonda bizim için büyük azaptır özellikle erkekler için. 20 tane marka, her birinin 10 tane alt tipi, bir sürü işte kepekli saç, kepeksiz saç, bilmem ne amortisörlü bir sürü şey var orada. Ne olduğunu da biz anlamıyoruz ama bize birisi şampuan al dediğinde oradan bir şey seçmemiz lazım. İnsanın seçim yapmakla, yani şu akıllı seçim yapmakla ilgili bölgesi yine beynin ön taraflarındadır ve bir kısıtlılığı vardır. 6 taneden fazla seçenekle karşılaştığınızda orası felç olur. 6 tanenin üzerinde şeyi aynı anda tutamaz. Dolayısıyla sadece şampuan reyonunun önünde şuurunuz bloke olur aslında. Ama hiç öyle bir şey görmüyorsunuz. Özellikle hanım arkadaşlar o şey reyonun önünde sanki hepsi kimya mühendisiymiş gibi. Tek tek arkalarına bakıyorlar, bir şey yapıyorlar. Şimdi biz dedim ya beyni görüntüleyebiliyoruz diye. Şöyle çalışmalar var, çok yapılıyor bu çalışmalar. Nöropazarlama deniyor bu alanı da. İnsanlar nasıl satın alıyor araştırmaları? Bir rafın önüne gittiğinizde o dolu şampuanlar var ya, bir anda beyniniz diyor ki şunu alacaksın. Ama bu altta bir yer diyor ve siz sözel olarak onu duymuyorsunuz bile. Neden onu işaret ettiğine bakıyorsunuz. Mesela 3 gün önce işte yakışıklı bir manken çocuğun televizyon reklamında göz kırptığı kızın kullandığı şampuan oymuş. Onu izlemişsiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki o manken çocuk karşıma çıkarsa lazım olabilir. Ama bunu beynin duygusal kısmı söylüyor. Siz o tarafa doğru yönleniyorsunuz bilmeden. Sonra alıyorsunuz o şampuanı, bakıyorsunuz arkasında organik yazıyor, bilmem içinde bir şey yazıyor, ha bahaneyi buldum. Bu şampuan organik diye onu sepete alıyorsunuz. Yani bu çalışmalar bize ne gösteriyor? Ben seçtim, ben yaptım dediğiniz şeylerin çoğu bizlere duygusal olarak kodlanmış yazılım neyse onun bizi sevk ettiği taraf. Bu bizi çok yere götürür. Burayı kısa keseceğim. Duyguların nasıl kodlandığı, nasıl bir duygusal hayat yaşadığımız, nelerle şartlandırıldığımız, her gün neyle beslendiğimiz çok önemli zihnen. Dolayısıyla seçimlerimizi de doğrudan belirleyecek şey aslında bu. Bu resmin tamamına baktığınızda, diğer karada gezen hayvanlardan hiç de fark olmayan bir sinir sistemi, üstte çok iyi bir fren sistemi ve bununla birlikte duygusal da bir yazılım var. Şimdi böyle olunca biz bunu nasıl kullanmamız lazım? Bize en çok sorulan soru bu, beynimizi nasıl süper kullanalım falan diye. Bir kere bunun bir formülü yok ama bugün özellikle bunun en garip kullanılma yollarından bir tanesi olan inançtan bahsedeceğimiz için hani bu girizgahı yapmam gerekti. Bir şey daha hatırlatayım. Beynin bir sağ bir sol tarafı var biliyorsunuz. İki tane yarım küreden oluşuyor. Hatta bu işte sağ beyinli sol beyinli laflarını duyuyorsunuzdur. İşte sol beyin erkeksi, sağ beyin kadınsı. Böyle bir şey yok. Bunu önce bir kaldıralım ortadan. Yalnız İki beyin yarım küresi vücudun zıt taraflarını kontrol ediyor. Bunu genel olarak biliyorsunuz. Sol taraf sağ, sağ taraf solu. Ve uzmanlık alanları farklı bu iki yarım kürenin. Sol taraf rutin ve hızlı olarak düşünmeden yapmanız gereken işleri yönetir. Ve hızlıca algılamanız, hızlıca tanımlamanız gereken şeyleri tanırken yine sol taraf çalışır.
ters kontrol olduğu için ve burası rutin hızlı işleri yaptığı için o yüzden çoğumuz sağ elimizle yazı yazıyoruz. Sağ elle yazarken, yazı yazarken bir düşünün. Mesela her bir kırımı ve harfi düşünmeye çalıştığınızı, adınızı bile yazamazsınız. Çok zor bir şeydir yazı yazmak. Ama beyin ne yapar? Siz hiç düşünmeden otomatik tı 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 tır yazmanızı sağlar. Sağ taraf ne zaman daha çok çalışıyor? Yeni bir şeyi algılamanız gerekiyor. Hayatınız boyunca hiç görmediğiniz bir kavramı, soyut bir kavramı diyelim, anlamanız gerektiğinde. Hiç görmediğiniz bir yüzü, insan yüzü mü, işte diğer canlılara ait bir yüz mü tanımaya çalıştığınızda, sezgisel olarak bir sonuca varmaya, efendim duygusal olarak bir anlam çıkarmaya çalıştığınızda sağ beyniniz daha çok çalışıyor. Peki bu uzmanlık farklılıklarının bize ne faydası var? Resim çizen var mı aranızda? Resimle uğraşan? Vardır ya, bir iki kişi var. Bayanlar çoğunlukla kesin vardır resimle uğraşan. Kesin sıkıntınız Allah'tan. Şimdi bakın. genellikle işte sanatla uğraşan insanların sağ beyinleri baskındır. Efendim diğerlerinin sol beyni baskındır falan diye bir söz var. Yalnız hepimizin bildiği bir şey var. Mesela rahat çizim yapamayız değil mi? Mesela benim portremi çizim falan desem şu anda herhalde garip bir şeyler çizeriz. Burada bir sıkıntı var. Aslında hepimiz karşımızdaki şeyi görüyoruz. Mesela ben Serdar Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Şu anda bu çok tanıdığım simayı bana çizdirmeye kalksanız muhtemelen beceremeyeceğim onu. Siz de deneyin. Çok iyi tanıdığınız annenizin babanızın yüzünü çizmeye çalışın. Her gün gördüğünüz, hatta karşınızda otursa bile bakarak çizmekte zorlandığınızı fark edeceksiniz. Gördüğünüz bir şeyi çizmek çok kolay olmalı. Neden çizemiyoruz diye araştırıldığı zaman şöyle bir şey görülüyor. Beynin sol tarafı, ben Serdar Hoca'ya baktığımda beynimin sol tarafı Serdar Hoca'nın gözünü çizmeye çalışırken diyor ki bir tane göz çiz. Ben Serdar Hoca'nın gözünü değil de badem gibi bir şey çiziyorum oraya. Çünkü amacım göz çizmek. Serdar Hoca'nın gözünü çizmek değil. O yüzden hiç o göz Serdar Hoca'nın gözüne benzemiyor. Sol beynim hemen bildik bir şeylerle hızlıca çözüme gitmemi sağlıyor. Araştırmacılar şöyle bir şey yapıyorlar. Manyetik bir alet var. Beyni kısa bir süre 10-15 dakika susturabiliyorsunuz beynin bazı yerlerini. TMS diye bir cihazdır bu. Transkraniyal manyetik uyarı uzun adı. Şuraya tutuyorlar. Tak diye bir manyetik sinyal veriyorlar. İnsan hiçbir şey hissetmiyor. Fakat beynin sol tarafı 15 dakikalığına susuyor. Bu adama alet uygulamadan önce diyelim resim çizdiriyorlar. Köpek resmi, bir yüz resmi neyse. Sonra burasını susturuyorlar sol ön tarafı. Adam birden harika resim çizmeye başlıyor. Bir 15-20 dakika falan böyle çizdiği köpekler çok güzel oluyor. Yüzler çok gerçekçi oluyor falan. Yarım saat sonra bu etki geçiyor. Çünkü burası tekrar çalışmaya başlıyor ve tekrar bozuk çiziyor. Şimdi bu bize ne gösteriyor? Bu basit deney. Aslında hepiniz gördüğünüzü çizebilirsiniz. Duyduğunuz bir sesi aynen tekrar edebilirsiniz. Bunu yapamamanızın sebebi yaşam boyu yüklenen programın sizi algıladığınız şeyi çarpıtmaya zorlaması. Ve sol beyin bunu size gıcıklık olsun diye yapmıyor. Kolaylık olsun diye yapıyor. Mesela bizim en çok şikayet ettiğimiz şey ne? Ön yargı. İşte bir adam gördüm. İşte saçı başı şöyle, kıyafeti böyle. Bu adam şucudur diye şu kotuya koyu veriyoruz değil mi çoğu zaman? Bundan da çok şikayetçiyiz etrafımızda ama çoğu zaman kendimizi bunu yaparken bulabiliriz. Bu bizim beynimizin bir özelliği. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Kötü olduğumuz için mi? Hayır, zaman kazanmak için. Beynimiz diyor ki şunu algıladım tamam, bunu algıladım tamam, bir sonrakine geçelim. Bizi hızlandırmak için böyle bir özelliği var. Ama bu özellik özellikle hayatı algılama konusunda işte ön yargı gibi çok istenmeyen bazı durumlara da sebep olabiliyor. Biraz önce Sait'in sorduğu sorunun da aslında bununla çok yakından bir ilgisi var. Öğrendiğiniz bir şey daha önce öğrendiklerinizle uyumluysa, diyorsunuz ki bu bilgi süpermiş, adam ne kadar biliyor, harika. Şakadan kaydediyorsunuz. Adam bir şey anlatıyor, belki hayatın sırrını veriyor fakat önceden bildiklerinizle ciddi çelişiyor. Sol beyin diyor ki, ya git saçmalıyor. Dinleme abi, saçmalıyor bu. Rahat ettiniz bak, hemen o sustu, bu kaydedildik, yolunuza devam ediyorsunuz. Yeni bir şey algılamak için ne yapmamız lazımdı? Beynin sağ tarafı çalışmalıydı. Bu nasıl olacak? Sol tarafta bizim düğme yok, basıp susturamayacağız. Bu çok uzun talim, ciddi bir nasıl diyelim, yaşanmışlık istiyor. Mesela her insana eğer yepyeni bir şeyler öğrenebilecek, bu kainatın harikası bir yaratık olarak yaklaşmaya başlarsanız bir anda sağ devreler açılıyor. Çünkü ne olursa olsun karşınızdaki insan, ya dur bakayım ne, belki ilginç bir şey söyler diye kulakları açtığınızda beyninizin iki tarafı da birlikte çalışmaya başlıyor. İşte o zaman hani o bizim hepimizin
konuşmaya doyamadığı, hasretle böyle muhabbet edelim diye beklediğimiz insanlar var ya, öyle insanlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Biz maalesef hep bir tarafta yaşıyoruz. Çoğumuz sol taraf ağırlıklı yaşıyoruz. Niye? Eğitimde sürekli bize şu kutuyu karala, bu soruyu doğru cevap ver, geç. Hep böyle otomatik işler öğretiliyor bize. Mesleğin için şunu 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 bir gazla git, başka bir şeye ihtiyacı yok. Çok fazla icat çıkarma. Değil mi? Çocukken hep söylediğimiz şey. Bunlar hep sol beyin işleri. Ya da tamamen sağ beyinle yaşayanlar da var. Dünya geçmiş, diyor, batmış, umurunda değil. İşte her gece bir alemde falan filan. Dünü yarını yok. Böyle kendini kaybetmiş. İkisi de görebildiğiniz gibi çok sağlıklı değil. Ve ikisinin birlikte çalışmasını sağlayacak pratikler işte bizim konumuzun özünü oluşturuyor. Nöroteoloji diyorlar buna. Yani nöro, sinir, teoloji, din bilimi. Dinsel deneyimler hakkında sinir bilimleri ne söylüyor? Şimdi çok isterdim ki size, özellikle İslam dünyasında yapılmış çalışmaları şu anda şuraya bir sereyim ama öyle bir şey yok. Yeni yeni başlıyor ufak ufak. Bu konuda genellikle İslam inancına sahip ülkelerin biraz bilimle mesafeli olması, biraz da bu konunun çalışılması çok zor ve ciddi bir işte Batı dünyasındaki gibi bir Ar-Ge geçmişine sahip olmanız gerekiyor. O yüzden buralarda çok fazla öyle çalışma üretemiyoruz. Birkaç tane yeni yeni çıkıyor ama yeterli değil. Bu çalışmaların en fazla yapıldığı yer 1992 yılında, hep adamın adını unutuyorum da soyadı Davidson diye bir sinir bilimci var. Dalai Lama var ya, bu meşhur Budistlerin ruhani lideri, onunla tanışıyor bir konferansta. Birbirine birkaç soru soruyorlar. Dalai Lama diyor ki, ya madem siz bu işleri az biliyorsunuz, çünkü adam itiraf ediyor, biz hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda diye. Bu arada bilim adamının da böyle işlere çok yatkın olması gerekiyor. Her bilim adamı Dalai Lama ile ya da bir ruhani liderle konuşmaz. Yani uymaz kılasına. Olmaz. Adamın da müsaitmiş demek ki durumu. Konuşuyorlar. Dalai Lama diyor ki, bak diyor, bizim keşişler süperdir. Bunlar senelerdir meditasyon yapıyor. Bizim arkadaşlar bir anahtar çevirir gibi diyor. Küt meditasyona geçiyor. Bir anahtar çeviriyor. Dünyaya dönüyor falan. Bunlar da çalışma yapmaya ne dersiniz diyor. Bayılıyor bu fikre Davidson ve o zaman Stanford Üniversitesi'nin sinir bilim laboratuvarları böyle turuncu entarili keşişlerle doluyor. Bir sürü adam geliyor buraya. Bu beyin görüntüleme cihazlarının, beyin dalgası kaydeden cihazların içerisinde meditasyonlar yapıyorlar. Değişik işte onların kendi ritüellerini yapıyorlar ve bu sırada beyin faaliyetlerini kaydediyorlar. Bir başka araştırma grubu da bir grup Hristiyan rahibi üzerinde, bayağı kalabalık bir grup rahibi üzerinde, onların yakarışları ve dini ritüelleri sırasında benzer çalışmalar yapıyorlar. Şu anda nöroteoloji dediğimiz bilgilerin büyük bir çoğunluğu bu çalışmalardan geliyor. Ve biz enteresan bir şeyler görüyoruz. Bir kere Budist rahipleri neden özeller? Meditasyon dediğimiz o zihin durumu onların yaşamlarının temeli. Adamlar her gün bu işi yapıyorlar, bu işte ustalar. Orada meditasyon denen şey muhtemelen genel olarak biliyorsunuz ama beyin için en zor olan şeyi başarma çalışmasıdır meditasyon. Bizim için en zor olan şey düşünceyi susturabilmektir. Günde ortalama 70 bin tane düşünce ürettiğimizi söylüyorlar. Rastgele beynimiz düşünce üretiyor. Hani diyoruz ya hiçbir şey düşünemiyorum kafam dondu diye, tam tersi. İçeride trafik o kadar sıkışık ki böyle bir şalteri kapatıp da rahatlayamıyoruz aslında, mesele o. Meditasyon zihni tamamen boşaltıp düşüncelerin geçip gitmesine izin vermek meselesi. Ve bu çok büyük bir disiplin istiyor, uğraşanlar bilirler. Ve bu sahipler gerçekten bu konuda uzmanlar. Şimdi birkaç tane bulgu bulunuyor. Kısaca onları anlatayım. Tabii ki önce ön beyine bakılıyor. Çünkü bizi insan yapan bölge burası diye, ne oluyor diye. Çok yoğun bir aktivite görüyorlar birincisi. Özellikle Budist rahiplerinde. Ama birazdan rahibeler ve özellikle bir ufak mezhep üzerinde yaptığı çalışmalarda tam ters bir sonuç var. O da çok ilginç. Onu da biraz sonra söyleyeceğim. Ön beyin faaliyetleri çok artıyor. Çok yoğun bir dikkat, çok yoğun bir odaklanmayı gösteren beyin faaliyeti meditasyonda ilk karşımıza çıkan şey. İkinci önemli mesele şu kulaklarımızın hemen arkasında şakak loblarımız dediğimiz bölgeler var beyinde. Burada hafızanızı depolayan, yüzleri tanımanızı sağlayan, işte şu yolda giderken senle benim çok zayıf olan o yön bulma, navigasyon sistemini falan içeren yerler var. Çok kalabalık bir yerdir. Hatta burası o kadar karışık bir yerdir ki epilepsi rahatsızlıkları genelde buradan başlıyor. Beynin çok böyle karışık ve aktif bir yer olduğu için, epilepsi de böyle çıldıran sinir hücreleriyle ilgili bir hastalık olduğu için genellikle oradan başlar. Ve burada anormal bir faaliyet artışı görüyoruz. Yani bu bölge cayır cayır yanıyor. Neyle ilgili olabilir bu? Nasıl bir tecrübeyle ilgili hiç bilmiyoruz. Çünkü beyni dışarıdan görüntülemekle o insanın hissettiği şeyi hissetmek arasında çok büyük bir fark var.
Yani beyinde bir şey gören insanın beyninin şurasını yandırabilirsiniz ama ne gördüğünü söyleyemezsiniz. Dolayısıyla o tamamen içsel bir deneyimdir. Hatta bu işte şakak loblarındaki aktiviteyi bulduktan sonra girişimci aklı evvel bir Amerikalı bilim adamı bir motosiklet kaskı alıyor. Kaskın içine tam buralara denk gelecek özel elektrotlar koyuyor. Kaskı kafaya takıyorsunuz, buralara elektromanyetik uyaran veriyor şeylere, şakak loblarına. Dışarıdan onları sahte olarak uyarıyor. Ve bunu takan insanlar bir anda böyle bir dinsel deneyime benzer bir şey yaşadıklarını söylüyorlar. Buna Tanrı başlığı adı veriliyor. Takan imana gelecek. Yani mesele bu. Şimdi Amerikalı böyle şeyleri çok seviyor biliyorsunuz. Yani bir şey buldu mu hem paraya çevirecek hem her işi otomatiğe takacak. İşte komple hepiniz şey gibi, Budist rahibi gibi bir anda şey olabiliriz düşünün. Şimdi bu iddialar tabii yayınlanıp o zaman medyaya falan düşünce 1986 galiba onun ilk yapıldığı zaman. Şu meşhur bilimsel ateizmin öncüsü Richard Dawkins vardır. Hemen merak sarıyor bu işe. Diyor ki bir dakika diyor. Ben diyor bayağı rütbeli ateistim. Getir bakayım bende ne olacak. Takıyorlar adama başlığı kendi isteğiyle. Veriyorlar uyarıyı. Richard Dawkins diyor ki sadece biraz midem bulandı. Bir de bacaklarım titredi. Başka bir şey olmadı diyor. Hemen rafa kaldırıyorlar Tanrı başlığını. Şimdi o temporal lobların, şakak lobların uyarılmasının insanın duygusal yazılımındaki kodlarla çok yakından ilgisi var. Eğer sizin inanç, işte bir şeylerin anlamı olmasına dair falan bir önceki müktesebatınız yoksa oraları dışarıda uyarmak ancak bacaklarda uyuşma yapıyor. Başka bir şeye yaramıyor. Yani dolayısıyla insanın o sinirsel deneyime ne anlam yüklediğinin çok önemli olduğu çıkıyor buradan. Beyin her şeyi öyle dışarıdan gördüğümüz gibi üretmiyor muhtemelen. Orada başka bir durum var. Ve bu Tanrı başlığı da bunu en iyi gösteren şeylerden biri. Bir başka ilginç bulgu. Eğer ellerinizi şöyle kafanıza koyarsanız avuçlarınızın hemen altında kalacak olan bölüm parietal loblar diye geçer. Aynen orası. Şu tepenin az gerisi. Özellikle bunun şu sol tarafı beynimizin şu bedenin vücut uzayda nasıl durduğunu algılayan kısmıdır. Yani vücudunuz uzayda nasıl duruyor, gözünüzü kapattığınızda vücudunuzun durumunu algılayabiliyorsunuz hala, görmenize gerek yok. Onu algılayan kısım kabaca burası. Meditasyon yapanlarda buranın aktivitesi çok hızlı düşüyor, burası susuyor. Bir beden algısını kaybetme, bedeninden uzaklaşma gibi bir algı var meditasyonda. Belki aranızda başka yollarla bunu deneyimleyenler de vardır. Sanki orada yokmuşsunuz gibi, sırf zihinden ibaretmişsiniz gibi bir şey anlatır meditasyon yapanlar ileri düzeyde. Ve onu buna yoruyorlar. Yani beden dışında, bedenden bağımsız bir varlık olarak saf zihin algılama yeteneğinin buradan olduğunu söylüyorlar. Sonra zira bazı deneysel çalışmalarla, az önce söylediğim o durdurucu alet buraya uygulanıyor. Orayı durdurduğunuzda tuhaf tuhaf şeyler görüyor insanlar. Mesela kendilerini yatakta yatarken yukarıdan izlediklerini iddia ediyorlar. Yukarıdan gördüklerini. Yani bir şekilde sanki bedeninden ayrılmış kendisini yukarıdan izliyormuş gibi. Ya da yanında kendisinin bir kopyası olan hayali bir varlık varmış gibi bazı deneyimler rapor ediyorlar. Yani beynin bu bölgesi bir şekilde etkileniyor meditasyon dediğimiz deneyimde. En ilginç bulgulardan bir tanesi o biraz önce bahsettiğim şakak lobların içinde hipokampus diye bir bölgemiz var. Burası çok meşhur bir yerde çünkü navigasyon sistemi, hafıza sistemi burayla ilgili, hani yol bulmayla falan ilgili. Bu bölge özel bir grup insanla çalışıyor. Bu Budist rahipleri değil de hayatlarının bir yerinde hani böyle Tanrı'nın eli bana dokundu. Hani böyle bir onun varlığını içimde hissettim denen bir deneyim rapor eden insanlar biliyorsunuz. Hayatın değiştiği anlar. Böyle çok büyük aşkın deneyim anları. Böyle deneyimler yaşadığını iddia eden insanların beyinleri araştırılıyor acaba bir değişiklik var mı diye. Bu hipokampus bölgesinin bu tip deneyimi yaşamayan insanlara göre bayağı küçük olduğu gözüküyor. Bu bölge küçük. Şimdi ilk başta böyle bir çalışma sonucunu görseniz ha demek ki bu adamlar aydınlanınca beyni küçülüyormuş falan gibi bir şey algılanabilir. Fakat araştırıcı şöyle diyor. Bu bölgenin biz bir özelliğini biliyoruz. Çok uzun süren, ömür boyu süren özellikle streslere bağlı olarak vücudumuzda fazla yükselen stres hormonları beyinde öncelikle bu bölgenin küçülmesine sebep oluyor. Mesela depresyon beyindeki o hipokampus bölgesini küçültür. Ve bir insanın böyle bir aşkın deneyim yaşayabilmesi için muhtemelen bayağı stresli bir hayat geçirmiş olması lazım. Ki o eziyetten, o meşakkatten sonra
bir şey yaşamış olsun. Hani normal tuzu kuru adamlarda pek olmuyor biliyorsunuz böyle bir şey. Hani barda pavyonda gezerken böyle bir aydınlanma geçiren ben pek rastlamadım. Ama genellikle çeşitli sıkıntılardan sonra falan böyle bir durum oluşuyor. Araştırıcılar diyorlar ki bu önceki sıkıntılı yaşamın beyindeki bir yansıması olarak evet beynin bu bölgesi küçülmüş. Buna bağlı olarak değil ya da bu dini deneyime bağlı olarak olmuyor bu. Önceki strese bağlı olarak meydana gelen bir şey diye. Bu konu hala tartışmalı. Bu deneyimin doğası da zaten çok kolay bilebildiğimiz bir şey değil. Hani nasıl ne oluyor kimse bilmiyor. Ama ilginç bir buldu. Bir de biz şeyi çok yaparız. Beyin elektrikle çalıştığı için beyin elektriksel aktivitesini kaydettiğimiz hani elektrotlar takarlar EEG dediğimiz bir kayıt çekerler ya. Beyin elektriksel olarak ne yapıyor onu gözlemeye pek severiz biz. Benim de işim o zaten esas yaptığım. Meditasyon sırasında, aşkın deneyimler sırasında beyinde özel bir dalga tipi var. Normalde pek görmezsiniz. Gama dalgası diye bir dalga vardır. Bunun fazla miktarda beyinden çıktığını görürsünüz. Ne alakası var? Gama dalgası normal hayatta bir tek durumda ortaya çıkıyor bildiğimiz kadarıyla. Diyelim size hep bildiğiniz nesnelerin resimlerini gösteriyorum. Sırayla gözünüzün önünden geçiyorum. Bu arada beyin dalganızı kaydediyorum. Hiç bilmediğiniz bir şeyin görüntüsü karşınıza geldiği anda beyniniz bir anda gama dalgası çıkarır. O yüzden buna yenilik dalgası denir. Yeni bir şeyi algılamaya çalışırken beyinde bu dalga çıkar. Acaba meditasyonda böyle dalgaların sürekli çıkmasının anlamı nedir? Bunu kimse bilmiyor. Yalnız beynin en hızlı aktivite gösterdiği dönemdir. Bunların topluca olarak bakıldığında meditasyon sanki insana bir uyku hali gibi geliyor değil mi? Böyle hiçbir şey yapmadan duruyorlar işte. Halbuki beynin cayır cayır çalıştığı, son derece hızlı çalıştığı ve acayip enerji tükettiği bir hal. Beynimiz her zaman 25 wattlık bir ampulün yaktığı kadar enerji yakar şu anda. İsterseniz bir fizik problemi çözüyor olun, isterseniz işte burada oturuyor ya da evde keyif çatıyor olun, hiç fark etmez. Hep aynı düzeyde enerji yakıyor. Bir zaman enerjisi artıyor, harcadığı enerji. O da işte meditasyon yaparken. Orada da 30 watta falan çıkıyor yani. O kadar artıyor dediysem 300 watta çıkmıyor. Çok ekonomik de bir organdır aynı zamanda. Bir şey diyecektiniz. Bu şeyden dolayı olabilir mi? Günde 70 bine yakın düşünce ürettiğimizi varsayıyoruz. Bunu durdurmak için bu kadar güç harcıyor olabilir mi? Aynen işte zaten onu baskılamak çok önemli. Yalnız onunla ilgili bir şey daha var. Bu bir baskılama aktivitesi olsa ön beynin çok aktif olması lazım. Sadece ön beyin değil, beynin büyük bir kısmında temporal loblar dahil olmak üzere bu aktivite bize başka bir şey gösteriyor. Uykudaki rüya gördüğümüz dönemlerde de çok benzer bir faaliyet var. Orada bütün frenler serbest biliyorsun. Rüyada her şeyi görebileceksin. Hiçbir baskılama faaliyeti falan yok orada. Oradaki aktiviteye çok benziyor ama onun çok üst bir hali. Netice itibariyle bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Sürekli meditasyon yapan o Budist rahipleri gibi yahut amatör ama sürekli meditasyon yapan insanlarda beynin bazı bölgelerinin kalınlaştığını biliyoruz. Özellikle beynin dışında kabuk dediğimiz ince bir bölge var. Beyin korteksi. Nereler buralar? Bir beynin şu ön kısmı, en ön şu iki yarım kürenin ortasındaki kısım. Bir de lezzet alma, sanattan haz alma, estetik algıyla ilgili beyin bölgeleri biraz büyüyor. Bunu ölçebiliyorsunuz, ölçümünü görebiliyorsunuz. Meditasyon alışkanlığı olan insanlarla ilgili bu Davidson'ın kitabında bir ifade var. İlk bu işe başlamasına sebep olan şeyi daha sonra çok gözlemlemiş. Ya bu adamlar diyor enteresan bir şekilde merhametliler diyor. Sakinler ve kızmıyorlar diyor. Yani bu ilk önce dikkatimi çekti diyor. Böyle meditasyon alışkanlığı vardı. Böyle tuhaf bir durum var. Ben bunu araştırmaya karar verdim. Zaten ondan sonra Dalai Lama'yla falan tanışıp bu işleri araştırmış. Ve bu beyin bölgelerine baktığınızda şu ortadaki kısım trafikte biri arkadan korna çaldığında ona sinirlenmemek için ya sabır çekerken burası çalışıyor. Fren sisteminin göbeği burası. Sizi toplumda daha halim selim davranmaya itham ediyor. Buranın kalınlaşması ne demek? Yani daha bir kontrollü oluyorsunuz. Diğer bölge ise özellikle bu tip deneyimleri sürekli yaşayan insanların hayattan bir lezzet almasıyla ilgili olduğunu ben düşünüyorum. Bu benim şahsi yorumum. Böyle her şey hoş geliyor o insan. Ben onlardan biri değilim bu arada. Ben çok tembel bir adam. Böyle meditasyonla falan uğraşabilecek bir adam. Zaten yani olmuyor. İkisi beraber gitmiyor. Bilim adamından falan olmaz böyle bir şey. Ama hani etrafta baktığımda böyle çok güzel insanlar aynı zamanda lezzetli yaşıyorlar. Başlarına kötü şeyler de gelse iyiler yani memnunlar. Böyle memnunlar. Hep şükür içindeler falan bilirsiniz böyle bir tip vardır biliriz, yani biliriz. Tipoloji var. Biraz buna benziyor yani açıkçası. Tip vardır deyince acayip oldu ama.
Ben bu arada size bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Dediniz ki bir strese bağlı olarak işte bilmem hangi kısım. Şu şakakta bir yer. Evet, şakakta bir yer. Onun küçüldüğünü söylediniz. Buna mukabil başka bir yerin büyümesi söz konusu olabilir. Pek değil. Değil. Stres uzun sürede en çok orayı küçültüyor ama beynin geri kalanında da bir küçültücü etkisi var. Yani stres beyin için hiç iyi bir şey değil. İyi bir şey değil stres. O yüzden zaten ömür boyunca en çok mücadele edilmesi gereken şey bana sorarsanız ne şeker ne kolesterol ne bir şey stres. Yani stres kadar beyne etki eden başka çok az şey var. Öfke. Zaten işte onun türevi. Yani esas mesela normalde bir insan sürekli stresliyse öfkelenmeye başlıyor zaten. Stres düşük olursa öfkenin önüne geçmiş oluyorsunuz. Öyle bir sıkışılıyorsunuz. Durdurma imkanımız var mı? Evet. Yani Alzheimer'ı tetikliyor. Aynen öyle. Fonksiyonların yok olmasına sebebiyet veriyor. Hemen sakinleşme yolunu bulacaksınız. Yani bunun başka bir çaresi yok. Bu bir işaret. Stres bir işarettir. Şimdi meditasyon diyorum. Bu meditasyon lafını her kullandığımda aslına bakarsanız biraz utanıyorum. Çünkü ben Türkiye'de büyüdüm ve yetiştim. Müslüman bir ülkedeyiz ve İslam dini özellikle günde 5 vakitlik falan böyle yoğun ibadet sistemi olan bir dindir. Fakat normalde her dinin ibadetleri, ritüelleri insanların böyle bir zihin haline geçmesini önererek aslında önerilmiştir insanlara. Hani günde en azından bir fırsat yaratın da arada bir durun, bir işte düşünün niye buradasınız falan gibi. Fakat ben maalesef etrafımda kendim dahil olmak üzere namaz denen ibadetlerin işte oruç, hac, zekat hangisini isterseniz bunların hiçbir meditatif duruma sebep olduğuna pek şahit olmadım. Dolayısıyla bizde mesele sadece bir sanki ritüele dönüşmüş gibi biraz içeriğini kaybetmiş gibi gözüküyor. İşte bu çalışmaları çok İslam ülkelerinde yapamamamızın da bir sebebi aslına bakarsanız bu. Şimdi birçok Müslümanı toplayabilirsiniz ama onların arasından meditatif namaz kılan ya iki ya üç tane çıkacaktır. Hani oran olarak biraz fazla düşük. Çünkü işin özü biraz kaçmış gibi bizde. Hazreti Ali'nin namazı gibi oluyor. Aynen, aynen. Yani şu namaza durayım da ayağımdaki oku çıkarın dediğin namaz. İhsan üzerine namaz. Aynen. Ya bizim yani çok sevdiğimiz bir abimiz her namazda arkada koşan çocuklarla ilgilenir. Mesela bütün işi odur ya. Çocuğun falan diye böyle. Hani nerede kaldı ok yani anlatabildim mi? Dolayısıyla hani böyle bir tezat da var açıkçası. Dolayısıyla hani burada bile sağlayamadığımız o zihin halini sağlamak çok kolay değil. Onun için bir özel çaba gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde kalabalık medeniyetler içerisinde insanın kendi kurduğu şu yapay sistem içerisinde yaşıyorsanız bu ekmek su gibi elzem, hatta ondan daha elzem. Çünkü şu anda yaşadığımız stres gerçekten hiçbir canlı türünün tecrübe etmediği bir stres. Şu trafiğe çıktığınızda bile yani bir aslanın ceylanı kovalarken ceylanın yaşadığı strese benzer bir stres yaşıyorsunuz fizyolojik olarak. Ama aslında hiçbir şey yok. Trafik işte. Ama yapacak bir şey yok. Beyin buna ayırt edemiyor. Stresi ortada kaldırmak mümkün değil ama mücadele etmek belki mümkün değil. Aynen. Biraz önce aslında söylediğim şeyi söylemesi kolay, yapması zor. Her şey kafa içinde diyoruz ya. Yani o stres yaratan şey de aslında zihninizin bir yorumundan ibaret. İşte o şekli değiştirecek disiplinler ki mesela yani bütün aslında inanç disiplinleri, bütün ruhi disiplinler bu amaca yöneliktir. Riyasetler diye gideceksin. Aynen bu gerçekliği biraz modifiye etmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü biz modifiye etmezsek dışsal şartların kölesi olarak yaşamaya devam ediyoruz. Ben bu kadar disiplinsiz bir adam olarak, hani kendi öz disiplini zayıf bir adam olarak bunu kısmen becerebilmiş birisi olarak size bunu söylüyorum. Ben mesela dersleri falan kötü bir adamken sadece basit bir böyle içeride bir şalter atmasıyla bir anda işte bilim adamı oldum. Şu anda benim arkadaşlar inanmıyorlar. Yani benim böyle bir şey olacağım hala kaç sene geçti. Yok diyorlar. Burada kesin bir şey var falan filan. O uzun böyle. Ona hiç girmeyelim ama hani böyle duygusal gene. Yani bir anda öyle bir şey olmanın iyi olabileceğine dair Allah bir şey nasip etti. Aynı şartlar, aynı yaşam, hiçbir şey değişmiyor ama içerideki sistem değişince bütün hayatınız farklı olabiliyor. Muhtemelen siz de deneyimlemişsinizdir böyle şeyler. Kendi hayatınıza geri dönüp baktığınızda göreceksinizdir. Bir sadece etiketi değiştirdiniz mi bütün şey aslında değişiyor. Çünkü aslında hakikaten her şey içeride bir tiyatro. Peki affedersiniz Sinan Bey, bir de gönül var. Evet. O da mı beyinle alakalı? Ben de bunu kim soracak diye merak ettim. Evet. Esas mevzu bu. Evet. Gönül diye bir şey var ki başka hiçbir dilde
bildiğim kadarıyla gönül kelimesini karşılayan evet, tam bir kelime yok. Tamam. Yani ben hepsini araştırmadım ama ben böyle bir ifade duydum hakikaten. Evet. Gönül. Yani ne İngilizce'de var, ne Fransızca'da var, ne Almanca'da var, ne şeyde var. Bunu da söyleyen ben değilim. Bunu gerçi söyleyen yakın var, bütün ama, bu dilleri hı. bilen bir kimse evet. Madame Meyerowicz. Yani Türk adıyla, Müslüman adıyla Havva Hanım. Gönül kelimesini karşılayacak bir kelime bulamıyor. Ve onun için hep könül diye yazıyor. Kökenini bilmiyorum. Hatta bizdeki tam anlamını bildiğimi de düşünmüyorum. Evet. Ama ben şu ilişki üzerinden açıkçası bunu önemsiyorum. Şimdi bize de hep en sorulan soru, beyinle uğraşıyoruz falan ya, özellikle böyle tasavvufla ilgilenen biraz derin konulara meraklı arkadaşlar. Hocam hep beyin diyor, hiç kalpten bahsetmiyorum, kalp ne olacak falan diye bunu soruyorlar. Şimdi bütün edebi metinlerde, bütün kutsal metinlerde, bütün antik metinlerde diyeyim, elimizdeki en eski kaynaklarda böyle insanın hissiyatından bahsedilirken kimse buraya dikkat çekmemiş. Herkes göğüs, işte kalp, gönül, sadır, bu tip ifadelerle burada bir şeylere işaret ediyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dahi Allah'ın adı anıldığında kalpleri ürperenler diye Müslümanlar tarif ediliyor. Şimdi ben bir sinir bilimciyim ve bütün duyguların, her şeyin beyinden yönetildiğini biliyorum. Ama eşime evlenme teklif ederken mesela frontal korteksten değil kalpten teklif etmiştim. Öyle bir durum i̇şte. Var. Yani duyguların hissedildiği bir yer var, bir de yönetildiği bir yer var. Şimdi siz bana bakarken beni görüyorsunuz ama beni şöyle mi görüyorsunuz? Kafamın içerisinde küçük bir akademisyen hissediyorum şu an. Hayır, dışarıda bir adam görüyorsunuz. Dolayısıyla sizin gerçekliğiniz dışarıda gördüğünüz bir insan. Sağduyu diyor ki bu adam dışarıda karşımda oturuyor. Bu gördüğünüz şey. Ama bilimsel olarak biraz baktığınızda aslında bu adam içeride. Fakat bu sizin tecrübenizle örtüşen bir şey değil. Yani bu sizin tecrübenize uygun bir açıklama değil. Kalp, göğüs bölgesi beyinle doğrudan bağlantılı olup her türlü duygusal tetiklenmede ilk etkilenen bölgedir. Ve beyin ameliyatlarında beyni böyle affedersiniz kabak gibi böyle şey gibi imam bayıldı gibi açarlar. Kafa deri kemiğini kaldırırlar, beyin ortaya çıkar. Ama lokal anestezi yapılır ki hastanın kontrol edilmesi gerekir, konuşması gerekir. Hastayla muhabbet ederken beyni dilim dilim doğrasanız bile beyin acı hissetmez. Beyin kendi acısını dahi hissedebilme özelliğine sahip bir organ değildir. Dolayısıyla burada duygusal, mantıksal bir şey olurken siz hiçbir şey hissetmezsiniz. Bunun yerine bedene yansır. Bedene, mesela duygular, şiddetli duygular önce göğüs bölgesine yansır. Ve hangi medeniyetten, hangi çağdan olursa olsun bir insana duyguyla ilgili bir şey söyleyecekseniz hipotalamustan, limbik sistemden değil, kalpten bahsetmeniz yeterlidir. Amaç böyle hasıl olur. Aksi takdirde mesela ne Kur'an, ne işte o Upanishadlar, ne efendim İncil, ne başka kitap. Bunlar anatomi kitapları, sinir bilim kitapları, bilim kitapları değil. Bunlar insanlara yaşamsal tavsiye veren, onları doğru yola iletmek için olan kitaplar bir şekilde. Ve kalp gözü. Aynen. Mesela kalp gözü dediğimiz şey, hani kalpte bir göz yok. Onu ben mesela biyolojik olarak bulamam muhtemelen. Fakat öyle bir göz ki, bizim mesela bugün sinir bilimleri onun kıyısına geldi. İşte bakar bakmaz, ya bu adam çok hayırlı adam diye bir algınız var mesela. Hiçbir bilimsel, ölçümsel temeli olmayan bir şekilde bir adamı görüyorsunuz, diyorsunuz ki bu çok süper bir şey. Ya da gözlü. İşte mesela ben bundan uzaktım. Bu da beyinde oluyor bu söylediğim şey ama nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Nerede olduğunu biliyoruz ama nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Bunu bilgisayarlara taklit ettirebilsek yırttık. Yüz tanıma sistemleri falan yaya kalır yanında. Çünkü saniyenin beşte biri kadar süre içerisinde bir insanla ilgili duygusal karar verebiliyorsunuz. Ve bunu ancak insan yapabiliyor. Belli yiyecekler yenmemesi öneriliyor. Ne açıdan? Epifiz bezi için. O öldürüyormuş bazı şeyler ama ben çok tatmin olmadım. Mesela balık diyorlar. Balık çok faydalı bir şey ama balık yenmesi... Değil. Şöyle söyleyeyim. Her insanın parmak izi nasıl farklıysa beslenmesi gereken içerikte farklı. Hiçbir besin listesi herkese uygun değildir. Dolayısıyla birincisi yetiştiğiniz yer, genetik yapınız, işte ailesel alışkanlıklarınız, bulunduğunuz ortamdaki imkanlar hepsi sizin zaten diyetinizi belirliyor. En iyi şey canınızın çektiği şeydir. Evet, çok önemli. Ölçülü yendiği takdirde. Evet. Ve beden bilir.
Ben onu biliyorum. Beden bilir. Yani bedene o bilgelik armağan edilmiştir. Yeter ki ayarı bozmuş olmayalım. Her gün hamburger yiyorsanız canınız sadece hamburger ister. Çünkü o hamburgerin içerisindeki o aşırı tatlı uyaranlar, aşırı lezzetli uyaranlar ayarı öyle bir bozar ki sadece onu canınız çeker. Ama çeşitli çeşitli az az besleniyorsanız, mesela hamilelerdeki aşer maddesinin aslında niye olduğunu biliyor musunuz? Hamile bayanlar aşeriyorlar bazen. Gecenin bir yarısı gereksiz bir şekilde avokado, turmur bir şeyler isteyebiliyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Bebek çok metabolik olarak anneyi tüketen bir şey. Çok madde kullanıyor anne vücudundan. Ve anne daha önce beslenirken falanca besini yediğinde şöyle bir iyileşme hissettiğine dair bir bilgi taşıyor. Bunu sözlü olarak bilmiyor. Fakat karpı bir gün işte can diyelim bir şey olmuş, atıyorum tansiyonu düşmüş de işte bir salatalığı tuzlamış yemiş, ay çok güzel gelmiş. Mesela diyelim o arada da tansiyonu düştü, bilinçsiz olarak diyor ki ay canım tuzlu salatalık çekti. Halbuki ne tansiyonla ilgisi var ne tuzlu salatalığın ne yaptığını biliyor ama daha önceki bir ilişkiye dayanarak onu yediğinde o durumun geçeceği sözsüz olarak beynine bir şekilde kaydolmuş. Erik ister. Genellikle erik evet. Ekşi, o da sodyum eksikliğinden kaynaklanıyor. O ekşiyi alayım diye. Dolayısıyla onu ister ve o yolla mesela beden kendi kendini tamamlayabilme hastasına sahip. Bizim sıkıntımız ayarı bozuyoruz. Ben kendi sıkıntımdan bahsediyorum. Sizi tenzih ederim. Ben sürekli ayarı bozuyorum yani. Böyle fast food falan çok takılıyorsanız bir şeyler o ayarlar gidiyor zaten. Tabii beslenme yöntemlerinde hiç kimseye bir reçete uygulayamazsınız. Herkes sakin sakin ölçü yedikten sonra ağızdan girenle sağlık ya da hastalık olmuyor. Onu söyleyeyim size. Eğer sistemi çok fazla zorlamazsanız. Esas mevzu bana sorarsanız içeride. Bir de ağızdan çıkan da. Ağızdan çıkan daha önemli evet. O sağlığı daha fazla etkileyebiliyor. Hipokrat demiş ki hocam yediğin ilacın olsun, ilacın yemeğin olsun demiş. Çok doğru söylemiş, aynen öyle. İbn Sina'nın belki duymuşsunuzdur, tıp kitabının sonunda ilmi tıbbiyeyi 4 satırda özetlerim diye bir sözü var. Sözün iyiliği kısalığındadır diyor. Ve 4 satır şöyle, yediğin zaman az ye, çok çiğne, acıkmadan yeme, şifa hazımdadır. 4 satır, hepsi yemekle ilgili ve bütün tıp. Bütün tıp budur diyor adam. Tam doymadan kalkma, aynen. Kalk. Tam doymadan kalk. Yediğin zaman az ye, acıkmadan yeme, şifa azındadır. Yediğin zaman az ye çok önemli. Az ne kadar az? Yani ölmeyecek kadar yemek diye bir şey var biliyorsunuz. Biz bunu çatlamadan önce durmak anlamında kullanacağız. Yani ölmeyecek kadar yiyelim, ölmeden duralım. Hocalara uymaz. Buyurun hocam, oradan bir... Aşırı istekler, aşırı hırslar, hayvani duygulardan kurtulur. Aynen. Demek ki beynimiz kalbimize veyahut da kalbimiz beynimize hükmetmeye başladığı zaman, bu yolda ilerlemeye başladığı zaman, kendi kendine bir meditasyon başlıyor. Aynen öyle. Biraz evvel buyurduğunuz gibi namaz gerçek bir meditasyondur ama namazı kılanlar için. Çünkü evet. Senedi arkadaki çocuğu düşünenler için. Demek ki tasavvufla beyin idaresi, gönül idaresi hızlandırılabilecek bir ortama geliyor galiba hocam. Evet, bütün dediğim gibi ruhi disiplinin aslında temelde hedeflediği şey bu. Ve muhtemelen her türlü sistemde herkes, yani bir sistemde herkese uygun değildir. Herkes farklı sistemlerle bir şekilde daha iyi bu yola gidiyor olabilir. Dolayısıyla belki insanlar adedince yol vardır diye ben düşünüyorum. Çünkü beyin haritamıza baktığımızda 7 milyar insan benzersiz. Yani parmak izi gibi beyinler de farklı. Yani bu zihinler farklı çalışıyor. Dolayısıyla herkes belli modifikasyonlarla aslında bu yolu keşfetmekle görevli gibi geliyor bana. Bizim sanki böyle içsel görevimiz varmış gibi bir inancım var benim açıkçası. Çünkü onu bulan adam hem kendi rahat ediyor hem çevresini rahat ettiriyor. Aksi takdirde bahsettiğiniz gibi o itkiler zaten stresin temel kaynağı. Elinizde olamayacak şeyleri sürekli arzulamak, yani fukaralığın temelidir zaten. Yani ihtiyacınız arttıkça fakirleşiyorsunuz. Peki, yani böyle bir sistem var. Bir grupsal çalışmadan belirli bir zaman sonra aynı grup aynı şeyi düşünmek, aynı şeyi yaşayabilme imkanına sahip olabiliyor mu? Zaten oluyor. İnsan türünün böyle bir özelliği var. Bu aslında çok olumlu bir özellik de değil, onu söyleyeyim. Şöyle diyeyim. İnsan sosyal bir varlık, bizim
Cuma hutbelerinin en çok başlangıç şeyi budur. İnsan sosyal bir varlık dedi. Diyanet'in gönderdiği hutbelerin %50'si böyle başlıyor. Ama gerçekten sosyal bir varlık. Biz diğer türdaşlarımızla çok karmaşık ilişkiler kurup, onlarla bir yek vücut halinde hareket edip çok karmaşık işler becerme özelliğine sahibiz. Şimdi arılar da mesela çok kalabalık ama sadece bir iş yapabiliyorlar. Çok basittir işleri. Mesela bir işte efendim işçi arının çıkıp da ben bugün devrim yapıp kraliçeyi devireceğim, yerine geçeceğim, sistemi değiştiriyoruz, komünizm gelecek falan dediğini göremezsiniz. Onların sistemi çok basittir. Yahut kurtlar da sosyal canlılardır. 3-5 kurt, 10 kurt neyse en fazla bir araya gelir. Onların da hem işi basit hem grubu küçüktür. İnsan, milyonlarca insan bir amaç için bir araya gelip devletler kurup hem çok büyük imar faaliyetleri yapabiliyor, medeniyetler kuruyor, hem de ortalığı yıkabiliyor. İşte savaşlar, mavaşlar, birinci, ikinci dünya savaşı biliyorsunuz. Çok korkunç şeyler yapabiliyoruz. Bu özelliğimiz hem bizim en kuvvetli tarafımız hem en zayıf tarafımız. Bu ikisi arasında bir yol tutmak çok önemli. Çünkü bir araya geldiğimiz zaman elimizdeki ne kadar hak, ne kadar güzel bir disiplin olsa da izimleşme riski var, donma riski var ve insan çeşitliliğini aynılaştırma riski var. Ben açıkçası bu riski tarih boyunca yaşadığımız bütün sorunların temel kaynağı olarak görme eğilimi başladı birkaç senedir bende. Çünkü hep parlak fikirler, birilerinin parlak fikirleri insan topluluklarının eline geçince bayraklaşan dogmalara dönüşüyorlar. Çünkü biz rahat ediyoruz. Hemen kolay ifade edilir. Birkaç sloganın peşinden gitmek insana çok konfor veren bir şey. Yıkıp geçebiliyoruz mesela. Ve bunun için türdaşlarımızı öldürebiliyoruz. O raddeye kadar vardırabiliyoruz. Dolayısıyla bir karınca kolonisinden, bir kurt sürüsünden, bir efendim antilop sürüsünden örnek alarak insanın farkını ortaya koyduğumuzda benim için şöyle bir şey çıkıyor. Her türlü düşünce, her türlü öbekleşme çok güzel niyetlerle başlıyor. Fakat o güzel niyetlerin şeyi kaçırıldığında, ekseni, ana ekseni, nedeni kaçırıldığında bütün insan toplulukları aynı sonucu evriliyorlar. Dolayısıyla her bir insanın kendi başına, kendi içinde bir irşat ve gelişim faaliyeti olmak zorunda. Bunu şunun için söylüyorum. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki sırf mesela İslam inancına sahip bir insan eğer anneden babadan Müslüman bir ailede doğduğu ve sürekli Müslüman yaşadığı ve Müslüman öldüğü için cennete gidemeyeceğini aslında biliyor. Herkes biliyor. Yani sırf Müslüman bir aileden doğup öyle yaşayıp ölmek cennete gitmeye yetmez. Hiçbir din böyle bir şey söylemez. Ama zımni olarak böyleymiş gibi yaşıyoruz. Yani düşünün 1.8 milyar Müslüman var. 7 milyar insanın içinde. Çok büyük bir ihtimalle işte Hindu doğabilirdiniz, ateist bir ailede doğabilirdiniz, Hristiyan bir ailede doğma olasılığınız çok daha yüksek. İşte 2.5 milyar falan Hristiyan var. Ailenizin dinini yaşayıp orada da ölebilirdiniz. Ama o zaman şimdi bak cennet cehenneme gidiyorsun da hasbel kadar İslam bir aileden önce git cennete. Böyle otomatik bir sistem yok yani. Bu saçmalığı çok aşikar. Dolayısıyla her insanın ne kadar hani bir grup içerisinde, bir kalabalık içerisinde bir fonksiyonu, bir görevi, onlarla beraber yapması gereken bir fonksiyonu olsa da kendi kişisel ne diyelim ona terakkisini ihmal etmesi halinde maalesef haddi aşıyoruz, maalesef sapıyoruz. Benim görebildiğim kısmı en azından bu. Kendi görevimizi ihmal etmezsek her türlü ortam cennet olur. Nasıl toplaşma içerisinde olursak olalım. Yani. Biraz önce Kur'an misalini verdiniz. Affedersiniz. Lütfen. Yani bu çok daha biraz şey çünkü... Biraz önce Kur'an-ı Kerim misalini verdiniz. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de de tefekkür meselesi var. Evet. Mesela. Ve tefekkürle ilgili birçok ayet-i kerime var. Onu beyinle mi düşüneceğiz, gönülle mi düşüneceğiz? Yani nasıl size, algılayacağız? Yani hiç algılama biçimi. Sokakta böyle zıplayarak gezen bir beyin gördünüz mü? Şimdi bakın burun olmazsa, göz olmazsa, kalp, beden, diz, ayak, topuk olmazsa bu beynin de bir anlamı yok. Evet. Hatta biz bu bedenden de ibaret değiliz. Bunu da biliyoruz. Evet. Yani mesela siz olmasanız benim bir kıymetim yok. Biz birbirimizle de aynı zamanda varız. Şu bitki fotosentez yapıp da güneşin ışığını bizim için şeker ikramına çevirmese yiyecek ekmeğimiz olmaz. Dolayısıyla yani her şey bir bütün halinde. Tefekkür dediğimiz şey de çok bence çok komplike bir kavram. Evet. Yani ben açıkçası işin içinden çıkamam. Hatta bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Ben şimdi tefekkürü derin düşünce olarak bilen bir adam işte öyle öğrendik. Bir konuda derin derin düşün. İşte eğer böyle bir saat düşünebilirsem 1000 sene ibadetten daha hayırlı diye de
söylediler bize. Evet. Ben de dedim ki o şimdi yaşarım güzel. Sonra ben böyle bir saat düşünüp bir senelik yırtarım giderim falan diye düşünüyorum. Bir gün işte Çamtepe'deyiz bizim yaşam okulunda. Dedim ki ben bir boşta vakit böyle öğle yemeğinden sonra gidelim ben tefekkür edeyim. Niyet ettim arkadaşlar sizi tefekkür etmeye. Şimdi ne tefekkür edeceğim? Ben neyi biliyorum? Karıncalar. Oradaki karıncalar geziyor. Ben de biyoloğum sonuçta temel olarak. Ben bayağı karıncalar hakkında bir şey biliyorum. Yani size şunu iki saat anlatırım karıncaları. Dedim ki ben bunlar üzerine biraz tefekkür edeyim. Niye? Önden bilgi var ya. Oturdum oraya bir taşın üstüne. İşte elimizde çay mı kahve mi bir şey var. Seyrediyorum karıncaları. Çok güzel. Bir de sadece karıncalar değil. Ben karıncaların davranış fiziğiyle ilgili de çok okumuşum. Çok biliyorum ya. İşte kaos teorisi, bunlar nasıl yuva yapıyor falan böyle bir sürü afilli bilgilerim var. Yani şu anda seminer deseniz 5 saat konuşurum. Başladım karıncalara bakmaya. 1,5 dakika sonra benim kafa durdu. Bütün bildiklerimizi hızla gözden geçirdik. Hala karınca hareket ediyor. Ben durdum. Düşünecek bir şey kalmadı. Bitti. Karıncadan aklım sürekli işte evdeki probleme sıçrıyor, okuldaki derse sıçrıyor. Ya karıncada duramıyorum yani. Meditasyon yapanlar, ilk bir çalışmaya başlayanlar bunu çok iyi bilirler. O düşünce orada durmuyor bir türlü. Zıp bir anda kendinizi ya çocukluğunuzda ya 20 sene sonraki bir şeyle uğraşırken buluyorsunuz. Hiç kolay bir şey değil tefekkür. Tefekkür bir kere aşksız olacak bir şey değil. Bravo. Sadece evet. Akılla olacak bir şey değil. İşte ben de bunun için sordum. Yani ben onu acı tecrübeyle böyle duvara çarpar gibi öğrendim. Bilmek, bilmek hikaye. Bilmek yardımcı oluyor başlangıçta. Ama eğer o karıncalara aşkla bakmıyorsanız 2 dakikadan fazla karınca düşünemezsiniz. Allah'ın yarattıkları. Aynen. Ama karınca meselesine aşkla bakarsanız oradan eve gidemezsiniz. O da öyle bir konu. O zaman işte saattir, dakikadır önemini kaybeder. İnsan zihninin çalışma sistemi duygusal demiştim. Evet. Duygusal olarak sizi angaje etmeyen hiçbir şeyi ne öğrenebilirsiniz, ne üzerinde uzun süre düşünebilirsiniz, evet. Ne de hayatınızda kalıcı bir iz bırakır. Neden mesela, şu anda neden buradasınız? Ya çok orijinal bir şey anlatmadım ortada. Aşkla bilgiye bağlısınız çünkü. Yani bir şeyler öğrenmek, bir terakki etmek, bir tık daha hayatta bir tık daha ileri gider miyim düşüncesiyle merak. Gecenin bu vaktinde insanların şu anda çekirdek çitlediği dışarıda eğrendiği bilmem ne yaptığı bir saatte oldukça rahatsız bir şekilde bir adamın sözlerini dinliyorsunuz şu anda. Bu aşkla ilgili bir şey. Bu zaman bilim bizi tevhide götürüyor. Tevhid de Allah'a yaklaşıyor. İşte bakın bu bir yani, bir uygulamam. Bütün bilimlerin sonu la ilahe illallah da noktalar. Ne güzel. Konuyla olmuş olsun. Aynen öyle. İster felsefe, ister bilimsel bilgi, ister dağınık bilgiye. Sizin bağlamak istediğiniz yere gider bu. O da aşktır. Yani o sizin aşkınız nereye doğruysa bütün hayatınızda içeri akan her şey o tarafa hocam, doğru gidecek. Hocam dün beyin içe böldünüz. O tabandaki o sap gibi olan yer hayvani beyin diyebilir miyiz biz ona? Aynen öyle. Aynen. Ortadakine beşeri beyin, üsttekine de insani beyin. Beşeri beyin çok güzel ifade evet. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ifadesi böyle. Çünkü o cani alımlar ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de rastladım. Bir yerde de biz onları alımlarında yakalarız. Nereye koyuyor biz secdeye alnımızı koymuyor muyuz? Bizi yakalamıyor mu? Aynen öyle. Ve burayı işte kötü yolda kullanırsanız sizi oradan sürükleyip bir yere götürüyorlar. İyi tarafa kullanırsanız oradan tutup başka bir yere götürüyorlar. İnşallah hep iyi tarafa kullanırız. Yani sonra bir de affedersiniz. Bilerek olacak bir şey değil. Bir şey daha var. İnsan dediniz. İnsan olmak çok önemli bir şey. Ya beşer de olmak var. Affedersiniz. Belhüm edal denilen bir şey de var. Aynen. Bir de insan olmak var. Çünkü o insan olabilmek bir aşama meselesi. Değil mi? Bunu da belhüm eder, hayvandan affedersiniz aşağı. Evet. Yani. Şimdi biz hayvandan aşağı olabilir, madem onu da o zaman söyleyeyim. Şimdi biliyor musunuz mesela bu konu bize çok anlatmıyorsa Batı medeniyeti insan düşünen hayvandır diye bir söz söylüyor. Şimdi hani baktığınızda biyolojik olarak çok da yanlış gibi gelmiyor. Hani bir maymunu getirip tıraş edip şuraya oturtursam dersiniz ki ne çirkin adam bu falan. Hani tipi de benziyor insana böyle. Çok biraz eli kolu uzun işte parmağının yeri farklı. Görünüşte ve yapıda çok fazla bir farkımız yok. Fakat bir Alman düşünürün sözü var. İnsan düşünen hayvansa köpek de havlayan lahanadır o zaman diyor. Şimdi lahana ile köpek arasındaki benzerlik insanla maymun arasındaki benzerlik bir kategori farkı var. Peki nedir farkımız?
Şimdi nedir farkımız derken, ben bunu psikoloji öğrencilerine bir dönemlik ödev veriyorum. Bu soruyu sorup kaçıyorum ben. Dönem sonunda kıvranıyorlar ama maalesef kitaba yazdık. Onu oradan keşfedenler hemen kitaptan okuyor. Vay hocam buymuş falan diyorlar. Fakat üzerine düşündüğünüzde ve cevaplar gelmeye başladığında şöyle bir şey oluyor. Mesela insana ait gördüğümüz birçok şey aslında bizim otomatik, işte o hayvani beyin ya da hayvani beden dediğimiz şeylerden neşet ediyor. İşte mesela düşünmek, ben size farelerin, sıçanların laboratuvarda nasıl düşündüğünü bir gösteririm, oturur gülmekten ölürsünüz burada. Biz hayvanlara bir deneyler yapıyoruz. Hayvan böyle düşünerek ölüyor yani. Gitsem mi, gitmesem mi falan. Bu düşünce ama bizden daha alt düzeyde bir düşünce. Biz ondan biraz daha gelişmiş düşünüyoruz. Benim sorum şu, hayvanlar alemde hiç esamesi görünmeyen bir şey var mı bizde? Bir düşünelim. Var, edep var. Edep. Utanma. Bir düşünelim mesela. Gülme. Sorunuzu anlamadım. Hayvanlar aleminde hiç görülmeyen, sadece insana has olan, insanı diğer canlılardan temelde ayıran, evet, en önemli şey acaba ne olabilir? Belki birden fazla şey vardır ama ben onu bir yere çekeceğim de o yüzden böyle manipülasyon yapıyorum. Seçim. Efendim? Gülmek. Tebessüm. Maymunlar bayağı gülüyorlar. Kahkaha atıyorlar hatta. İbadet olabilir. Ateist insanlar için de geçerli söyleyeyim. Ya bütün insan türünü, edep demiştik, birçok hayvan çiftleşme davranışını özellikle kapalı yerde yapıyor, yani kaçıyorlar ortamda. Bu edep davranışının bir cüzü olarak belki düşünülebilir. Seçim. Merhamet var mı? Nasıl? Merhamet çok büyük, canlılar aleminde çok. Bitkiler dahil görürsünüz merhamet. Özellikle annelerde. Gelecek kaygısı. Aynen, annelerde. Geleceğimizi düşünüyoruz. Gelecek, mesela canlılar da geleceği düşünüyorlar ama birkaç dakika ötesinin ilerisine geçemiyor ya da birkaç saniye. Biz sadece işte gene onlarda olan bir şey bizde çok gelişmiş olarak var. Mesela biz yıllar sonra zaten öbür tarafı düşünüyoruz. Ama bir şey var ki hiçbirinde yok, tek bizde var. Öleceğini bilmek. Öleceğimizi evet, sadece biz biliyoruz ama bu bize ne kazandırıyor sizce? Yani biz ne yapıyoruz onlardan farklı olarak? Bakın, öleceğini bilen tek canlı olukta ölmeyi hiç düşünmeme özgürlüğüne de sahibiz. Kimse düşünmüyor ölmeyi. İman. Bu aranızda şu anda ölmeyi düşünen var mı? Yok. Yatırım yapmazdık. Yani, yaşayamazdık zaten. Çünkü Allah öyle vermemiş. O hissi vermemiş. Aynen. O gaflet özellikle, gaflet dediğimiz hissin faydalı tarafı bu. O rahatsız edici düşüncenin üstünü örtüyor sürekli. Başka? Böyle... İnanç. Nasıl? İnanç. Ateist insanlar için de geçerli olan ortak özelliği soruyorum. Yani inançla ilgili değil. Görmediğimiz şeylere inanıyorum. Ruhun ne olduğunu ben şahsen hani tanımlayamadığım için bilmiyorum. Belki hayvanın da ruhu var. Hani o konuda çok bir şey diyemem ama hani bilimsel olarak tartışabileceğim bir şey değil. Yaşamaya devam ediyoruz buna rağmen. Öleceğimizi bile bile evet. Yaşıyoruz. Yani işe gidiyoruz, çocuk doğuruyoruz, yemek yiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz. Yani geçmiyoruz. Enteresan, çok yakın aslında o söylemeye çalıştığım şey ama bu da çok hani bu nasıl diyeyim akılsızlık gibi gözüküyor aslında, o kadar bir kabiliyet gibi değil de hani yani tam bir gaflet hali yani. Aşk mı öleceğim acaba? Aşk mı? Aşk bu, hayvan adı da var. Gelişiyoruz. Evde hayvan besleyen özellikle ona çok iyi gelir. Yani o köpekler falan geleceği zaman kapıyı tırmalarlar, gel beni bir canlı. Hayal gücü. Hayal gücü. Hayal gücünün diğer hayvanlarda olmadığına dair hiçbir kanıtımız yok. Terliksiz hayvan bile hayal ediyor olabilir yani. Hiç bilmiyoruz. Çünkü onların zihnine giremediğimiz için bilemediğimiz bir şey. Acaba hayvanlar sadece doğal ihtiyaçlarını karşılar. İnsan doğal ihtiyacının dışında da her şeyi almak istiyor. Çok süper bir nokta. Tam gelmek istediğim yere yakın bir şey. İnsan dışında hiçbir canlı biyolojik sınırlarının dışına taşma iradesine sahip değildir. Bir tane maymun türü düşünün. Böyle bir yerde yaşıyorlar. İşte kendilerine barınak falan yapmışlar. Uzunca bir kule dikiyorlar. Sonra maymunun biri kulenin üstüne çıkıyor, diyor ki ben bugün şu kuşlarınki gibi kanat takıp Üsküdar'a kadar bir uçmayı deneyeyim. Bakalım becerebiliyor muyum? Herhangi bir maymun bunu yapabilir mi? Olmaz. Ama insan, Hazar Efendi Ahmet Çelebi buna kafayı takar, senelerce çalışır. İlla uçacağım diye tutturur. Hatta işte bugün işte uçakla geldik biz buraya. İşte uçuyoruz şu anda. Ya bunun yolunu bulabiliyoruz. Hiçbir canlıda böyle bir şey yok. Her canlı kendisine verilen donanım, zihin gücü neyse, ortam neyse, orada yaşar. Ama insan en ufak, en basit haliyle bile etrafını değiştirmeden, onu kendisine uydurmak durumunda kalmadan yaşayamıyor. Elbisesiz ne kadar hayatta kalabiliriz bir düşünün. Elbise giyenimizden başka canlı var mı? Sanıyorum yok. Mesela neden böyle elden ayrıyız? Yani bir tuhaf bir durum bu. Herkesin kürkü mürkü var. Elbiseyi niçin giyiyoruz?
İşte enteresan bir şey. Neden ihtiyacımız var da diğerlerinin hiç ihtiyacı yok? Bakın hem çok zayıfız, yani hiçbir şekilde hayatta kalamıyoruz. Pençemiz yok, dişimiz yok, keskin gözümüz yok, çita gibi hızlı koşamıyoruz ama... Ama elbise giymeden yaşayan ilkel insanlar da var. Dikkat edin, hepsinin bir şekilde elbisesi var. Yani, çırılçıplak yaşayan şey. Hiçbir insan yok. Çünkü bu konu antropoloji kitaplarının önemli bir konusu. Evet. Bir şekilde aksesuar olarak da olsa bir giyim nesnesi taşıyorlar üzerlerinde. Ya bir alamet, yani her zaman örtünmek amaçlı değil. Alamet olarak da olsa bir şey takıyorlar. Çünkü dış görüntümüz yani çok sade, fazla sade. Yani bir gorilin, bir zebranın, bir efendim kuşun tantanasına bakın. Bizim vücut fena yani. Tıs diye ortadayız. Hiçbir şey kalmamış. Hani o yasak ağaçtan sonra bir kovalanmışız ya böyle. Ondan cennette. Sonra sanki böyle bir durum var. Yani tıs çıplak ortaya atılmış gibiyiz. İnsanoğlu kendisine verilen akıl denen şeyle o bütün eksiklerini tamamlayabildiği gibi çok uzun geleceğe ve çok eski geçmişe hakim bir zihinle sürekli haddini aşabiliyor. Sadece akıl mı acaba? İdrak mı? Akıl, idrak ne derseniz. Yani bütün paketi söylüyorum. O zihin olarak bize verilen bütün paketin nihai sonucu. Bizden başka haddini aşabilen yok. Ama iyi yöne de aşabiliyoruz, kötü yöne de aşabiliyoruz. Âlâ-i illiğine de çıkabiliyoruz, esfel-i safiline de düşünebiliyoruz. O arada da işte salınmak ve yelpazeye dizilmek, orada hareket etmek de bize ait bir şey. O yüzden hiçbir hayvan terakki etmiyor, hiçbir hayvan tuhaf tuhaf icatlar yapmıyor. Hiçbir hayvan, ya hayatın amacı ne acaba, ben bugün bunu... Ya da işte hiçbir armadillo yedi karıncalara bakıp, devamlı özüne tefekkür edeyim demiyor.